Merhaba Web Tekno takipçileri. Hepinize merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz arkadaşlar bu pistte daha önce benzer bir video çekmiştik. Drone bizi geçti şu an. Üstümde görüyorum. Yanımızda Türkiye'nin en geç kadın rally şampiyonu Burcu Hanım var. Bizleri kırmadı geldi. Benim de yanımda Türkiye'nin en hızlı FPV drone kullanan insanı Allah. Berat var arkadaşlar. İddialı bir yarış. Bu seferki konuğumuz gerçekten çok ağır. Burada kendisi bekliyor bizi. Ferrari F8 Turbito. Hakikaten iddialı bir araba. Burcu bayağı arabaya hakim zaten. Biz arabaya geçeceğiz. Ben biraz tedirginim. Tedirgin olmalı mıyım sence? Benim yanıma oturduğun için mi tedirginim? Yok, estağfurullah. Hızdan korkuyorum diyelim. Güvenlik önlemleri alınmış vaziyette bence. Evet. Bir sıkıntı yok da ben Berat'tan tedirginim. Evet, bizim bu arada iddialı olduğumuz taraf burada işte. Gerçekten. Evet. Şimdi buraya Ferrari'yi çektiniz. Burcu Hanım hoş gelmiş geldi ama bizim burada daha güçlü bir cihazımız var. Yürüyorlar yani ben bizim abi kupalarımız yeter. Bizim neyimiz yeter abi bir şey söyle. Drone yeter drone, bizim. Bizim tamam, de drone'umuz yeter. Biraz sonra tekrar konuşacağız bunu. Bu iş teknik iş arkadaşlar. Tabii ki az önce gördüm senin yeteneklerini. Teşekkür ederim. Yani ben düşündüm ama evet. Yani bence Ferrari de bizi yolda bırakmaz diye düşünüyorum. Bence de bırakmaz kesinlikle. Ben daha fazla bekleyelim istemiyorum. Hemen geçelim içeri. Siz de hazırsanız. Bir kapıştıralım şu drone'una bakalım. F8 Turbito'yu bu sefer biz geçebilecek miyiz? Hazır mıyız? Evet. Biz de hazırız. Hazırız değil mi? Hazırız yani. Evet. Hazır. Hazırsak sayıyorum. Koray. 5. Doğrudan yarışa başlıyoruz. 2. 1. Geçtik. Yenildik. Çünkü drone kırıldı galiba yanlış görmediysen. Ne oldu? Arkadaşlar Ferrari'nin kazanacağı zaten belliydi. Ya bırak ya aşkına ya. Oğlum bir ya resmen geçtik. Şimdi ufak bir sıkıntı yaşandı az önce hepinizin gördüğü üzere. Ama yine de drone'umuz kullanabilecek durumda. Bu yüzden bir tur daha deneyeceğiz. En azından adil bir yarış olması adına bir tur daha deneriz herhalde. Bence denenir. Herhalde. Yani lütfen. Arkadaşlar çevirirsek bir tur daha deneyelim. Hani adil bir yarış olsun. Yarışımızdaki ikinci turda sağlam olacağını düşündüğümüz bir turda tekrar birlikteyiz. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız değil mi? Hazırız. Berat? Hazırım. Hazırız. 5, 4, 3, 2, 1. Hadi bakalım bir daha deniyorum. Ben geri döneyim mi? Kral. Kral. Bu sefer bizi geçti. Aa çok güzel. Bu sefer geçti. Önümüzde gördük vallahi. Yani olmadı. Launch olması lazım bize. Launch arkadaşlar çalışmıyor. Onu anlatayım sizlere. Burcu bayağı uğraştı ama açamıyoruz maalesef. Arabada bir teknik problem var. Bir problem var aynen. Bilgisayara bağlanması gerekiyor otomobilin. Şu an onu gerçekleştiremediğimiz için de. Ne yazık ki. El sallıyorlar bize. Burcu. Neredesiniz ya? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Langırt oynuyorduk biz 5-0 olduk. Buyurun buyurun. Arkadaşlar yalnız bu işin şeyi kötüye gitmeye başladı. Pisleşeceğim ha. Kapıyı açalım mı? Bence bir tur daha deneyebiliriz. Biz hazırız. Launch'ı açtık. Bu sefer hiç şansınız yok. Bak gözümü çıkartarak konuşayım. Olayın ciddiyetini anlayın. Arkadaşlar büyük bir problem. Olayın ciddiyetini anlayın yani. Bu arkadaşlar. Sefer bizde. Bizde değil mi? Bizde tamam. Bizde kesin. Şöyle o zaman son kez. İki aracında en güçlü anında eşit şartlarda eşit şart. Kazanamazsak eğer dümdüz devam edip arabayı anlatalım bari yapacak bir şey yok. Olur tamam bundan sonra siz bir tur atın ondan sonra tekrar konuşuruz. Biz o sırada zaten galibiyeti kutluyor oluruz arkadaşlar. Son turumuz hadi bakalım. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Biz hazırız. Ben şöyle camı aralayayım. Daha fazla seni duymak istemiyorum. Biraz hazır şey mısınız? Oldu. Sayıyorum. Okey. 5, 4, 3, 2, 1. Yine geçti. Evet geçmiş olsun. Bir erken ama birde kalkıyoruz diye şey yaptık ama. Evet şöyle bir revize geldi arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar görüyorsunuz yani. Hile yapmışlar. Hile yapmışız onu fark ettik ya.
Ben erken kalkmadım. Belki o geç kalktı. Nereden biliyorsun? Evet ben. Hayır nereden biliyorsun? İyi deneme, iyi deneme. Sadece bir teklif. İyi deneme. Aa abi çok iyi. Aa gerçekten hızlı. Yuu. 3'ten geri sayıyorum bayrağa göre. Sayıyorum. 3, 2, 1. Yine olmadı. Gerçekten maalesef. Efsane kalkıyor. Maalesef. Böyle bir şey olamaz maalesef. Ya. Hareketimi çekerseniz sevinirim. Bak, kralı izle. Oy. Biz kaybettik. Yanıyoruz. Gerçekten yapacak bir şey yok. Bu yarışın kaybederi biz olduk arkadaşlar. Ama başka modu varsa bir... açılacak böyle gizli modu açalım. Bir tur açalım belki buluruz yolda bir şeyler. Öyle mi? Tamam. Hadi bakalım bekliyoruz. Yolda belki buluruz bir şeyler diye düşünüyorum. Arkadaşlar kazanan belli. Evet. Şimdi Ozan ve Burcu bir tur atacaklar. Zafer turu demek çok isterdik ama Zafer ikincilik turu. Aynen ikincilik turu. Tribünde boş. En azından ilk ikiye girdiler. Yani bunu o gözle de bakabilir. Görüşmek üzere. Allah Allah. Araba inceleyecektik biz. Evet. Burcu biz kaybedince sen... Bak çift turbo, çift turbo. Çok iyi, gerçekten bak, çok çift iyi. Çift turbo, 720 beygir. Yani otur dinle arabanın sesini. 770 Nm tork üretiyor. Bu arabanın fiyatı yaklaşık 18 milyon lira. Bindiğimiz araba özel üretim bir araç, özel paket bir araç. Ve tam 18 milyon liralık bir arabayla 30 bin liralık bir FPV drone'u geçemedik. Geçemedik. Burada olmamız havada çok sağlıklı olmazdı. Havada en hızlı giden şeyle karada giden en hızlı şeyi karşılaştırdığınızda evet. Havadaki kazandı yani. Şimdi senin çok fazla tecrüben var arabalar hakkında. Bu arabanın diğer önceki modellerinden farkı ne? Bu en yenisi. Bu otomobil o otomobile göre %10 daha geliştirilmiş halinde. Şimdi bak %10 dediğin şey hani rakamsal olarak insanın kafasına bu kadar mı geliştirdiler gibi bir şey yaratsa da artık o kadar top noktada ki bu otomobiller. Evet. 2019'da ilk üretildi bu otomobil. Ve Ferrari'nin en hızlı V8'iydi. Hakikaten ya frenleri gördün mü o zaman? Evet yani ben bir şey söyleyeyim mi? Ya karbon frenler var ya o... 400 mm. Ve arabanın tamamında neredeyse gerçek karbon kullanılmış. Evet her yeri. Ben her karbon hastası biriyim. Böyle dokunma dokunma bir hal evet, oldum gerçekten. Evet. Her yeri ya dokundum. Direksiyon falan efsane. Her şey sinyaller. Direksiyonun üzerinde. Sinyaller burada. Ferrari'de biliyorsun görmeyi çok alışık olmadığımız bir şey. Korna ortada korna. Evet. Bütün diğer arabalarda olan F1 vitesi gerçekten F1 burada. Evet. İşte deneyimlemiş oluyorsunuz evet, her şeyi. Evet. Evet. Peki böyle... Modlar var. Hı-hı. O modlardan da bahsedelim biraz. Islak modu var. Yerler spor ısırken. Modu var, race modu var. Biz az önce hangi modda denedik? Az önce biz race modunda denedik. Tamam. ESC'yi tamamen kapatabiliyorsun. O arada. Zaman tamamen kontrolden çıkma ihtimali var mı? Kapatalım bir deneyelim mi? Deneyelim. Kapattık şu an. Allah Allah. Böyle bir şey oluyor mesela. Evet. Nabzıma bakayım ben bir. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bence bu otomobilin keyfini alabilmek için tabii ki pistte kullanmak lazım. Ama bu otomobile yani trafikte binmek de çok güzel değil mi? İnanılmaz bir şanzıman var üzerinde. Yani bu arada ben ilk defa Ferrari kullanıyorum. Gerçekten mi? Evet, ilk defa kullanıyorum. Hiç şey gibi hissettiriyor. Dans ediyormuşsun gibi hissettiriyor otomobil. Bu güzel bir gerçekten dönüş. Sanki böyle ya kısa sürede alıştım mesela ben. İlk etapta bile böyle dilinden anlayabileceğim bir otomobil bence bu. Ozan'la Burcu şu an Ferrari için bir tur atarken arkadaşlar biz de burada Berat'la birlikte kendi malzememize bir göz atacağız. Bizim bunu Ferrari'yle yarıştırmamızın sebebi tabii ki bunun çok güçlü bir drone olması. Bunu kısaca bir senden dinleyebilir miyiz? Hemen şöyle söyleyelim. Bunun klasik dronelardan ayrılan tek bir özelliği var. Bunu kendimiz yapıyoruz. Bu hazır bir kit değil. En belirleyici faktör bu. Çünkü şu an DJI'nin hazır FPV droneları da olduğu için şimdi artık FPV hazır pakete dönüştü. Ama bu kendi yaptığımız bir cihaz. Devreler dışarıda gibi gözüküyor ama bunun sağladığı bir avantaj var. Ağırlık. Daha hafif kalıyor tabii değil mi? Şu an sadece ihtiyacı olan şeyler üstünde aslında. Aynen. Öyle fazlası yok. Bu bize çeviklik ve hız olarak ve havada uçuş süresi olarak kalıyor. Bu da haliyle Ferrari'ye kafa tutmamızı sağlıyor. Şey çok iyi değil mi mesela? Bu drone'un aynısından bulma şansınız yok arkadaşlar. Evet. Her alan bunu kendisine göre artık modifiye değil mi? Handmade olarak aslında. Handmade, tamamen, tamamen. Bütün pilotlar kendileri yaparlar ve biri tabii ki de uzaktan benzer ama özünde her biri eşsizdir. Anladım. Lehiminden, montajına, motoruna, pervanesine, frame'ine, piline, cırt mantına her şey kişiseldir. O yüzden biri bir diğerine asla benzemez. İşte bu sayede arkadaşlar bu drone sayesinde ve Berat yeteneği sayesinde Ferrari'ye kafa tutmayı başarıyoruz. Yendik bir kere ama bir kere de düştük. Onu siz dua edin ayağım kaydı düştü. O çok güzel. Arkadaşlar yarışın kazananı belli. Biz zaten yarışımızı kazandık.
mağlup taraf bir gelsin bakalım ne olacak. Oo evet. Beyefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yendiniz bizi ha. Normal yani biz çok şaşırmadık tabii bu duruma. Burcu Hanım. Ben şaşırdım neyim gerçekten yani. Hillelere de başvurdunuz ama yani şimdi. Hani drag yarışı söyleyelim. Yapmış olduk değil mi biz şu an? Evet tabii tabii. Bunun kalkış hangisini, yaptık. Yarıştaki ismi drag. Piste de çıkalım bence. Tam tur mu? Tam tur yapalım. Hadi yani. Tamam bir de tam tur o zaman. Bir bu turda, sefer bir turda bir gelir tam... misiniz? Söylüyorum imkansız. Bak kemeri tutacağım sıkı sıkıya. Burcu'ya söylüyor. Burcu gazla dibine kadar bas. Hiç bari frene basma bile. İzle bak şimdi gör. Biz kaybettik onu. Şimdi Ozan'ı torbadan alacağız arkadaşlar. Frene bile basma. Kemeri nasıl tutacağım bak. Arkadaşlar pisti tam bir tur olarak döneceğiz şimdi. Böyle döneceğiz. Şöyle döneceğiz. Son bir tur yarış. Ozan hazır mısın kardeşim? Hazırız. Doğuştan hazırız biz oğlum. Öyle diyorsun. Bak yanımızda kim var? Tabii ki doğru. Ya. Şu an anladım. 5, 4, 3, 2, 1. Ben bu sefer çok konuşamayacağım. Öndeyiz. Önde miyiz? Öndeyiz. Öndeymişiz. Yeah dude. Gerçek bir yarış oldu şu an. Ben hissettim iliklerimde. Oo, wow, wow, wow. Ne oldu? Yok hiçbir şey yok sadece gerilim yap. Gerçek bir yarış oldu şu an. Ben hissettim iliklerimde. Oo yakaladı beni yakaladı beni yakaladı beni. Yakaladı. Aa wow. Bak görebiliyorum şu an. Döndü biz öndeyiz biz öndeyiz. Son şansımız arkadaşlar dikkat edin. Hayır kaybediyoruz. Allah. Ve. Maalesef. Ron nerede? Sol taraftan bir ses geldi ama. Gerçekten Allah, o ses benim kalbimin sesi olabilir bu. Evet video kapanışına hoş geldin. Nabzın kaç? 123. Arkadaşlar eğer kilo vermek istiyorsanız Burcu ile yolculuk yapabilirsiniz. Oturduğunuz yerden nabzınızın yüksekliği sebebiyle kilo verirsiniz diye düşünüyorum. Koku var farkında mısın? Bir şey basmak değil sorun. Maksimum kaç oldu? Hiç bakmadım ya. Lastik kokuyor. Mis gibi lastik kokuyor. Bu arada bir şey diyeceğim. Bir süre bizim bir önde götürdüğümüz yer oldu. Evet. Pistin yarısında biz öndeydik. Son virajın önceki düzlükte. Son virajda pilimiz bitmeye başladığı için geçtiğimiz maalesef. Ya hadi ya Berat. Geçmişiz. Olsun. Kazandık finişle, arkadaşlar. Çok haklısınız. O zaman biz gidiyoruz arkadaşlar. Kazandık. Kaybettik. Bahanem aslında de yok. Kazanan biz olduk. Zaten Burcu'nun iddiası direkt değil arkadaşlar. Yarışta kazanıyor yani. Ellerine biz kazanmış sağlık, olduk. Berat. Senin de ellerine sağlık. Gerçekten, çok güzeldi her şey. Çok güzel, çok keyifli bir yarıştı. Dostluk kazandı değil. Dostluk kazandı. Şoför Ferrari kazandı. Küçük bir detay sadece. Arkadaşlar kısa mesafede biz kazandık Berat'la ama uzun mesafede Ozan ve Burcu bize üstün geldiler. Yani çok keyifli bir yarıştı bence. Ozan kalbi duracak. Benim için zor dakika. Tansiyona bakayım mı? İyiydim bir zamanlar iyiydim yani. Araba çok anlık yükseliyor. O anlık yükselmelerde de ben de yükseldim. Yani yapacak bir şey yok. Ben de çok yükseldim. Yani ayağına sağlık. Hiç boş değilim arabaya karşı. Hem ayağına sağlık hem eline sağlık diyeyim ben yani. İyi gerçekten. Ellerine sağlık. Berat'a da gazladık. Eline sağlık. Ben de çok gerildim kolun. Hiçbir şey yapmadım. Sen hakikaten hiçbir şey yapmadın. Sen niye hiçbir şey yapmadın ya? Ne yapayım ben Berat'a destek verdim sadece. Evet. Böyle bir. Drone'u oturtacaktık da kaldıramaz diye o sağ şeyden de vazgeçtik. Sağ ol abi. Ben de konuk alacaktım ama ben de konuk alacaktım. Benim cihazım küçük diye olmadı. Evet gördünüz birbirlere düştüler. Bu iş böyle. Biz her zaman olduğu gibi zaman takım dostluk, olarak dostluk takımımız yalandan sonra drone yarışlarında biz varız yani. Arkadaşlar. Evet o zaman çok teşekkür ederiz konuklarımıza. Her şey çok güzeldi. Evet. Elinize kolunuza sağlık. Arkadaşlar bu arada Burcu'nun ve Berat'ın iletişim linkleri sosyal medya hesaplarının hepsini de aşağıya bıraktık. Aşağıdan kendilerini takip edebilirsiniz. Hız arıyorsanız ikisini de takip ederiz. İkisi de çok hızlı insanlar yani. Videoyu izlediğiniz için de teşekkür ederiz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda neyle neyi kapıştıralım? Siz yazın aşağı artık yani ne diyeyim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.